Ben mi bilim içerim? Keşke. Şeyde, la bunuzda kimler diyor? Bu belgesel oluyor. Demirci Halil derler. Demirci Topalhan'ın oğlu Mehmet Kırılmaz. Topalhan'ın oğlu Mehmet Kırılmaz. Peki. Mehmet Kırılmaz. Evet. Kaç çocuğun var? Benim 6 tane çocuğum var. Peki, okuyanı var mı? Yok. Hepsi, yüksek tahsil okuyanı yok mu? Var. Evet, kaça kadar okuyacağım? Sonunu. Üniversiteye filan gönderme düşüncesi çocuk istedi mi senden? Yok. Neden mi? Bu sizin çocuk mu? Evet. En büyüğü bu mu? En büyüğü Uşak'ta. Ha. Bu onun küçüğü mü? Onun küçüğü. Ne iş yapıyorsun abi sen? Demir. Baba mesleği mi yapıyorsun yoksa aklında başka bir şey var mı? Yoksa dışarı gitmek düşüncen var mı? Bir mesleğe atılmak. Atılmak var. Ne? Gönlünde ne doğuyor? Diyorsun ki şimdi param olsa şu işi yaparım diye. Ne gönlünde? Yani gönlünde ne iş var? Kendin gönlünce böyle cesaretle atılacağın bir işi söyler misin? Senin atılacağın bir iş yok. Elinde sermayesi yok ki. Daha sana sermaye verdi. Devlete dedi ki bu adam cesaretli. Sen işini bul ki sana sermaye verir. Altın yok, işin yok. Kim para verir? Kimse para veren olmaz işte. Ha, o zaman sana ne iş yapacaksın? İşini cesaretin olan bir iş. Yapacak durumumuz yok ki. Yapacak durumumuz yok. Aynen bu mesleğe devam ediyoruz biz. Peki bu doyuruyor mu? Doyuruyor sen... ya, ne yapalım? İdare ediyor şu kadar ki çoluğumuz çocuğumuz aç kalmıyor. Evet. Şu kendi kendimizi idare ediyoruz. Evet. Şu kadar ki kula muhtaç olmuyor. Ama görüyor musun mesela? Zorla ekmek kazanıyor. Zor, omuz zoruyla para kazanıyor. Peki siz vergiden mahsusunuz değil mi? Vergi veriyoruz. Vergi veriyoruz. Ya buradan neyinden vergi alıyorsun sen? Alıyor bizden. Hayır neyin var ki abi ya? Burada bir malzeme yok. Malzeme yok, evet. Bir makine yok. Yok. Torna yok, tezgahı yok. Yok. Kuru demirci dövüyorum, veriyorum. Evet. Alık teri var, başka bir şey göremiyorum ben. Yok. Evet. Bunun senden nasıl vergi alınıyor? Hayret. Hadi işte. Hayır. Yok, bir şey yok yani. Bir yok. Şey yok. Yok, omuz var. Ör. Evet. Dükkana de... bakarsan kur dinliyor. İn. Neden vergi istiyorlar? Ben anlayamıyorum. İşte bu bir yani yanlışlık. Tabii. Gerçekten öyle. Şimdi bir şey verirsin, sana para verseler, şu işi yap dese yaparsın, kötü düşünürsen oğlum niye bu işi yapamadın desinler. Evet. Değil mi? Evet. Ama bugün elindeki para 3-4 nüfus olmuşsun, sermaye bulamamışsın, senin suçun değil. Şimdi biz de diyoruz ki, bu gençlere yeniden bir hayat verelim. 5 yıllar olur. Birçok İstanbul, Uşak, Antep, Mersin adına bir sermaye oluşturalım, bir vakıf kuralım, 5 yıllar var. Evet. İşte böyle gençlere sermaye verelim. Demircilik istiyorsun, iyi. Bu kayarında bir dükkan, aha sana da sermaye. Git oğlum yap, tahsil öde. Mesela şu hükümet evlerini yaptılar değil mi? Evet. Aşağıdan çıktık, hiç kimin umuru duydu? 20 senede rahat rahat ödedi. Hiç şikayet eden oldu mu? Yok. Ha, işte böyle olması lazım. Peki bu var iken şimdi 60 milyon 70 milyona bir daire kim alır şu besinde kaç kişi? Hiç kimse de almaz. Evet. Baban yok mu? Evet. Babanı,
Kartayı çek ha. Al onu içine. Bana çekini verdi de doğru değil mi? Al onu içine. Bunlar neyde kullanılıyor bu? Kapı da bu doğramalı kapı. Ha, hazır mısın? Çektim de maçayı çektim. Şimdi en eski bu. Evet, evet. Ha, bu örsün kaç yıl tarihini biliyor musun? 70...